basın mensupları merkez yönetim kurulu toplantımız biraz önce bitti. Bugün toplantımızda vatandaşlarımızı ezen ekonomik krizi, derinleşen devlet krizini, yönetilemeyen salgın krizini, bunların iç içe geçmesiyle ortaya çıkan buhranı değerlendirdik. Bu buhrandan yurttaşlarımızı salimen çıkarmanın yollarında konuştuk. Bugün acı bir haber aldık. Partimizden Erzincan Merkez İlçe Mollaköy Belde Başkanı Kemal Şengül, Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Belediye Başkanımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, hemşerilerine başsağlığı diliyoruz. Toplantı gündemimizle ilgili görüşlerimizi paylaşmadan önce geçtiğimiz hafta sonunda başlayan ve bu hafta sürecek milli kurtuluş tarihimiz açısından önemli günleri burada anmak istiyorum. İlki 15 Mayıs 1919. Yani geçtiğimiz cumartesi. Gazeteci Hasan Tahsin'in emperyalistlerin İzmir'e çıkarıldıkları işgalci Yunan kuvvetlerine şanlı direş, direnişimizi başlatan ilk kurşunu attığı gün. Bu aynı zamanda bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer diyen efelerin evladını sırtına alıp ay ışığında kanılarla cephelere mermi taşıyan anaların yokluklar içinde bir milletin Kurtuluş Savaşı'nın çoban ateşini yaktığı gün. Yine 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'in işgalinin hemen ardından milli mücadeleyi başlatmak için 18 arkadaşıyla birlikte Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığı gün. Ve 19 Mayıs 1919. Atamızın Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelemizi fiilen başlattığı gün. Kurtuluşu emperyalistlerin kucağında ve himayesinde değil milletin tertemiz sinesinde arayanların ya istiklal ya ölüm diyerek harekete geçtikleri gün. Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Büyük Atatürk partimizin dördüncü büyük kurultayını açış konuşmasında verilen bu mücadeleyi şöyle anlatıyor. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar, yıllarca süren savaş, Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucuları milli mücadeleyi başlattıkları 19 Mayıs'ı gençlerimize bayram olarak itaf etmişlerdir. Bu ülkemizin kurucu babalarının ülkemizin gençlerine duydukları güvenin göstergesidir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı bir kere daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları. Bir başka bayramı Ramazan Bayramı'nı da bu hafta arkamızda bıraktık, ardımızda bıraktık. Geçtiğimiz Ramazan bayramını dışarıdaki ve içerideki gelişmeler nedeniyle maalesef huzur içinde kutlayamadık. İsrail'in İsrail Filistinlilere yönelik şiddeti bayram boyunca dinmedi. Gazze'de yaşananlar hepimizin, dünyada haktan, hukuktan yana olan herkesin kalbini parçaladı, vicdanını yaraladı. Bölgede kadın ve çocuklar başta olmak üzere yaşanan sivil can kayıpları dehşet verici boyutlara ulaşıyor. Orada çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Filistin Ortadoğu'nun kanayan yarasıdır. Bu yaranın kapanmasının formülü bellidir. 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm. Bu sağlanmadan ne İsrail ve Filistin ne de bölge huzura kavuşabilir. Biz bir kez daha İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını kınıyor. Filistinli kardeşlerimizin acısını, acılarını paylaşıyoruz. Bölgenin bir an evvel barışa kavuşmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları tüm bunlar yaşanırken Bob Eş Başkanı Erdoğan şahsı hükümetinin dış politikadan iç politikaya rant devşirme çabalarını da hayret ve ibretle izliyoruz. Ümmet bizden liderlik bekler diyen Dışişleri Bakanı'nın sözleri. Hala ihvan hayalleri kurduklarını, gerçeklerden ne kadar kopuk olduklarını ortaya koyuyor. Oysa bu boş hayaller Türkiye'yi bölgede bir başına bıraktı. Ümmete liderlik edeceğiz diye milleti perişan ettiler. Mısır'dan Suudi Arabistan'a kadar aynı ümmete mensup tüm ülkelerle ve sınır komşularımızla kavgalı olduk. Şimdi bu ülkelerle arayı düzeltmek için Rabia işaretini dahi dört çay, dört çay demek için kullanır oldular. Ama tüm bu başarısızlıklardan hala da ders almıyorlar. Tavsiyemiz artık bu boş hayalleri bırakın. Gerçekçi olun. Boşa kürek çekmeyin. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun başkanlığını yapan Volkan Bozkır'dan, milletvekiliniz Volkan Bozkır'dan gerektiği gibi yararlanın. Unutmayın sizin bencilliğinizin ve beceriksizliğinizin ve kifayetsizliğinin bedelini hep bu asil millet ödüyor. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsı hükümeti bayramda milletimizin ağzında ne tat ne de tuz bıraktı. 1500 lira olması gereken ikramiyesinden 400 lirası kesilen emeklilerimiz ağız tadıyla bayram kutlayamadı. Kendileri lebalep kongreler yaptıktan sonra salgın azdı, Ondan sonra da destek vermedikten kapattıkları esnaf maalesef bayram kutlayamadı. Kapatılan pazar yerleri nedeniyle ürünü tarlada kalan çiftçi, iş yapamayan pazarcı esnafı, 3.30 paraya ücretsiz izne gönderilen işçi, kapanmadan evine rızık götüre kapanmada evine rızık götüremeyen gündelikle çalışan emekçiler de bu yıl maalesef ağ hastalığıyla bir bayram kutlayamadılar. Bu ülkede bayram fakir fukaranın neyine? Bayram Erdoğan şahsım hükümetinin yandaşlarına. Bayram sarayın yandaş müteahhitlerine. Eve kapatılan vatandaş köprüden, tünelden, otoyoldan geçmedi, havaalanlarından uçmadı ama bu ülkeye 40 yıl vergi ödeyen esnafa verilmeyen destekler 17 yıllık kapanma döneminde milletin vergi gelirlerinden bu saray müteahhitlerinin cebine akmaya devam etti. Nisan ayı bütçe rakamları bugün açıklandı. Yılın ilk dört ayında milletin cebinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz dedikleri döviz garantili projeler için 10 milyar 297 milyon lira bu müteahhitler ödenmiş. Hiç olmazsa bu son kapanmada mücbir sebep nedeniyle bu garantileri ödemeyin, erteleyin. Kapanmadan zarar gören vatandaşa doğru düzgün destek verin dedik. Ama bir türlü sözümüzü dinletemedik. Halbuki İstanbul Havalimanı'nda işletmeci konsorsiyumun devlete vereceği kira mücbir sebep denerek 2024'de ertelendi. Yetmedi üstüne bir de iki yıl ilave işletme süresi verildi. E demek ki olağanüstü durumlarda bu gibi değişiklikleri yapmak mümkün. Ama neden bu mücbir sebep sadece yandaş dara düşünce uygulanıyor? Yoksa dolarla avroyla garanti verdiğiniz projelerin sözleşmelerine devlet lehine mücbir sebep maddesi koymayı unuttunuz mu? Koymadınız mı? Bedelini milletin ödediği bu sözleşmeleri neden gizliyorsunuz? Bu sözleşmeleri kimler hazırladı? Kimler imzaladı? Vatandaşın sırtından müteahhit zengin eden bu düzeni kimler kurdu? Ne güzel diyor Mahsun Şerif Yoksulun sırtından doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Bugün aşık mahzuni şerifin vefatının yıl dönümü Kendisini bir kere daha saygı ve rahmetle anlıyoruz Değerli basın mensupları İşte yiğidi kuru soğana muhtaç eden bu düzenin mimarı Erdoğan şimdi çıkmış Desteksiz kapanma sonucunda mağdur ettiği milletten helallik istiyor bu hükümet vatandaştan istemek, vatandaştan esirgediğini de yandaşa vermek konusunda çok mahir. Millete beş maskeyi bile bedava veremediler. Kapattıkları iş yerlerine işsiz bıraktıkları vatandaşlara bütçeden destek ödemediler. Ama vatandaştan yastık altındaki dolanını altınını isteymeyi bildiler. Sonra salgının başında millete iban gönderip para da istediler. Ardından milletten daha fazla fedakarlık, daha fazla sabır da talep ettiler. Şimdi de perişan ettikleri milletten helallik istemeye sıra geldi. Ama millet sizin ne yaptığınızı görüyor. Benzer ülkeler içerisinde milli gelire oranla vatandaşlarına en az destek veren üç hükümetten biri olduğunuzu görüyor. Dükkanını kapat dediğiniz esnaf lebalep kongrelerinize, cenazelerinize, iftarlarınıza bakıp dişini sıkıyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için bir an evvel sandığı bekliyor. Bir de sandığı beklemeye takati kalmayan, canına kıyan, davası divana kalan vatandaşlarımız var. Destektiz bıraktığınız için canına kıyan yurttaşlarımızdan, onların analarından, babalarından, eşlerinden, çocuklarından, sevenlerinden nasıl helallik isteyebileceksiniz? Ankara Kahveciler Odası Başkanı. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi. Ama 14 ay bizi idare edemediniz. Haklarımızı helal etmiyoruz diye isyan ediyor. Afyon'da esnaf ve sanatkar yaptığınız adaletsizlikleri unutmam. Yaptığınız köprülerden ücretle geçebilirsiniz ama Sırat Köprüsü'nden bizlerle helalleşmeden geçemeyeceksiniz diyerek saray ve şürekasına ültimatomu çekiyor. Trabzon'da lokantacı esnaf batmış. Bayramda çikolata isteyen kızına Erdoğan şahsım hükümetini ve ortağını gösterip çikolatanı bunlar yedi kızım diyor. Esnafa 15 aydır doğru düz, düzgün destek vermiyorsunuz. En son Lebalep kongrelerinizde salgını yeniden patlattınız. Ülkeyi 17 gün boyunca tekrar desteksiz kapattınız. Yine destek vermediniz. Şimdi dün gece yayınladığınız son kademeli normalleşme genelgesiyle de yarım yamalak iş yapıp esnafı yeniden perişan ettiniz. Faturayı yine lokantalara, kahvehanelere, kafelere ve tüm esnafa kestiniz. Esnafımızın istihap haddi doldu. Yeni bir kapanmaya dayanamaz dedik. Kapanma kararından hemen önce hükümete, esnaf ve ihtiyaç sahipleri yurttaşlarımız için sen sağlığını koru ben sana bakarım Türkiye'm paketi önerdik. Esnafın borçlarının faizsiz ertelenmesinden esnafa dişe dokunur ciddi gelir ve ciro destekleri verilmesi de dahil 18 tedbir açıkladık. Ama Erdoğan şahsı hükümeti kulaklarının üstüne yatmaya devam etti. Esnaf Artık Erdoğan şahsım hükümetine boş sözü bırak, karşısız, karşılıksız hibe desteği ver diyor. Tüm borçlarımı faizsiz yıl sonuna kadar ertele diye de ekliyor. Esnaf artık kararını vermiş. Destek yoksa helallik de yok diyor. Millet sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmışken Erdoğan'ın bir milletvekili de çıkmış. Üç tane 50 milyon dolarlık uçaktan ne olacak bu itibardır diyor. Bir kere Cumhurbaşkanlığı'nın üç tane değil, dört tane değil, beş tane değil. Bilinen tam sekiz uçağı var. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu bizzat Cumhurbaşkanı yardımcısı söylüyor. Bir başka husus, Meclis Başkanı Tekirdağ'a gidiyor. Ucu görünmeyen lüks araç konvoyuna bakan bir hemşerimin, bre bu ne ya diye ağzı açık kalıyor. İtibardan tasarruf etme debdebeden şatafattan taviz verme. Sonuç? Sonuç şu. Milletimiz dar gününde kendini unutanları, vatandaşın parasıyla tatlı hayat yaşayanları biliyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için bir an evvel sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, millete hak ettiği desteği vermeyen Erdoğan şahsım hükümetinin tek bildiği ülkeyi de devleti de borca batırmak. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre 2021'in ilk 3 ayı ile 2020'nin aynı dönemi arasında toplam borcumuzun yani devletin, vatandaşın, iç, dış şir şirketlerin, bankaların toplam borcunun milli gelire oranı 19 puan artarak %163'e çıkmış. Salgın döneminde G20'nin gelişen ekonomileri arasında Brezilya ile beraber borcu en hızlı artan ülke Türkiye olmuş. Yine büyük bir uluslararası banka. 25 akran ekonomi içinde Türkiye'nin sermaye akışında yaşanacak ani bir duruş karşısında kırılganlığı en yüksek ekonomi olduğunu açıkladı. Bunun da en önemli nedenlerinden biri kısa vadeli dış borcuna göre rezervlerimizin çok düşük kalması, en yetersiz ekonomi olmamız. Şimdi biz de soruyoruz. 128 milyar dolar döviz rezervimizi yok yere heba ederek ekonomiyi bu hale getiren Erdoğan Şahzım hükümetine bu millet hakkını nasıl helal edecek? Şimdi öğreniyoruz ki ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in Türkiye versiyonu çekilecekmiş. O dizi Türkiye'de çoktan çekildi. Dizinin ismi de La Casa da zaten no papel kondu. Merkez Bankası'nın kasasına fare düşse kafası yarılır. 30 Nisan itibariyle net rezervler eksi 45 milyar dolar. Merkez Bankası'nın kasasını kurtanlar, 128 milyar doları yok yere eritenler, Şimdi 3-5 dolar için yüzlerce takla atıyorlar. Turisten gelecek 3-5 dolara bel bağladılar. Kendi vatandaşını öz vatanında parya yapıp ölçüyü, izanı, utanmayı hepten unuttular. Dışişleri Bakanı turistin göreceği herkesi aşılayacağız diyerek Alman Bakanı'nın yanında ülkesini rezil eder. Hazine ve Maliye Bakanı tam kapanmayı turizm için yapıyoruz der. Turizm Bakanı rezalet çıtasını Everest'in zirvesine çeker. Çektirdiği filmde kendi vatandaşlarının yüzüne keyfinize bakın ben aşılandım diye maske taktırır. Milleti damgalar. Milleti doğru dürüst aşılamayacaksınız ama milleti aşağılamaya cüret edeceksiniz. Emperyalizmize diz çöktürerek kurulan bir ülkeye bu onurlu mirasın sahibi asil bir millete atanmış bir bakan müstemleke vatandaşı muamelesi nasıl yapar? Millet sert tepki gösterince de daha önce yaptıkları çizgi film gibi bu filmi de apar topar vizyondan kaldırdılar. Siz çektiğiniz filmleri vizyondan kaldırsanız da yaptıklarınız milletin aklından silinmiyor. Millet helalleşmek için değil hesaplaşmak için sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz dediniz. AK Partili eski bakanları şirket yönetim kurullarına doldurdunuz. Şirket yönetim kurullarından da devlete bakan transfer ettiniz. Kabine maşallah kabine değil patronlar kulübü. Sağlık Bakanı hastane sahibi, Milli Eğitim Bakanı özel okul sahibi, Turizm Bakanı otel zinciri sahibi eski ticaret bakanı da dezenfektan şirketi sahibiydi. Hal böyle olunca devlet işleriyle şirket işleri de birbirine karışıyor. Turizm bakanı Bodrum'da arazisi devlete ait lüks bir oteli kendi şirketine tahsis ediyor. Kıyamet kopması gerekiyor ama Erdoğan şahsım hükümeti üç maymunu oynuyor. Milletimiz tam bunu unutmamışken kendi firmasından kendi bakanlığına dezenfektan satan bunu da açık açık kabul eden bir bakanı daha önce bu ülkede hiç görmediği bir manzarayı birden görüveriyor. Ama nüfus suistimali yapan bu eski bakan hakkında kendi firması için hala bir yasal süreç başlatılmıyor. Bakan elini kolunu sallayarak geziyor. Biz bu bakan hakkında bu hafta bir araştırma önergesi vereceğiz. Meclis'te. Ardından da meclis soruşturması açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önergeyi imzaya açacağız. Bu önergeyi verebilmemiz için yeni anayasaya göre 301 imzaya ulaşmamız gerekiyor. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine sesleniyoruz. Gelin bu önergemize imzalarınızı atın. Bu önerge milletvekillerimiz için ahlaki bir turnusol kağıdıdır. Bunun sonunda kim ak koyun, kim kara koyun ortaya çıkacaktır. Herkes bilmelidir ki milletimiz yapılan yolsuzlukları, arsızlıkları görüyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için hesabırsızlıkla sandığı bekliyor. Değerli basın mensupları, Lebalep kongrelerinin ardından salgın yeniden patladı. Ardından aşısı yani tedavisi olan bir hastalık yüzünden 14.298 yurttaşımızı kaybettik. Allah aşkına kaybolan tüm bu canlarımız için hangi yüzde kimden nasıl helallik isteyeceksiniz? Salgınla mücadelede en önemli silahımız aşı. Ama elimizde aşı yok. Sağlık Bakanlığı içinden yeni bir parti aşı geldiğini açıklıyor. Onun da kaç doz olduğu meçhul. Aşılama hızımız giderek düşüyor. Günlük bir buçuk, bir buçuk milyon doz aşı yapabiliriz diye çıkılan yolda tam kapanmada günde ancak ortalama 197 bin doz aşı yapılabildi. Geçen bunca zamana rağmen nüfusun ancak 8'de biri çift doz aşı yaptırabildi. Şu an tam kapanma döneminde hem salgının sönmesi hem de hızlı aşılama için uygun bir fırsattı. Geçtiğimiz tam kapanma dönemi. Ama olmadı. 13 Mayıs'ta günlük doz sayısı 53 bine kadar düştü. Salgın sadece sağlığı ve ekonomiyi vurmuyor. Eğitimi de vuruyor. Öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları çok geç açıldı. Randevusunu alabilen eğitim çalışanları eğitim camiasının yarısı bile değil. Uzaktan eğitime ulaşmak büyük sıkıntı. Çocuklarımız giderek geriliyor. Ülkemizin geleceğini göz göre göre yitiriyoruz kaybolan koskoca bir nesil için kimden, nasıl, hangi yüzü helallik isteyeceksiniz? Değerli basın mensupları. Metal yorgunu Erdoğan şahsım hükümeti artık ülkeyi yönetemiyor. Getirdikleri ucube rejimin sebep olduğu devlet krizi her geçen gün büyüyor. Yasaya ve anayasaya aykırı genelgelerle, beylere göre yasaklar, İçişleri Bakanı'nın keyfine göre suçlar uyduruluyor. Anayasamıza göre ancak gerektiğinde kanunla sınırlandırılabilecek temel hak ve hürriyetler genelgelerle, il hıfzı saha kararlarıyla sınırlandırılıyor. Organize suç örgütü elebaşları, Cumhur İttifakı'nın üçüncü sacaya olmuş, Cumhur İttifakı cürüm ittifakına dönüşmüş. Mafya siyaset emniyet hattında patlayan, patlayan kanalizasyondan ortaya lağım saçılıyor. Sayın Erdoğan, Soruyoruz size, hani bu ülkede çeteler dönemi bitmişti, hani bu ülkede mafya dönemi bitmişti. Maşallah yönetiminizde mafya ile başları, internet fenomeni oluyor. Saray ve şurekası bu skandallar karşısında ezberlerini hiç bozmuyorlar ama ellerine, yüzlerine bulaşan pisliği utanmadan, sıkılmadan muhalefete sıçratmaya uğraşıyorlar. Arsızlığın bu kadarına da pes dedirtiyorlar. Hiç kusura bakmayın. Akademisyenlerin kanlarında duş alacağız diyen AK Parti için mitingler yapan o isteyen Erdoğan'la fotoğraf karelerine giren Erdoğan'a Tayyip abi diye hitap eden şerefli Türk polisini kendisine koruma tahsis ettiğiniz suç örgütü elebaşı, elebaşısıyla sorunlarınızı kendiniz halledin. Biz suç örgütlerinin de onlarla iş tutanların da karşısındayız. Bizi bu işlere sokmayın. Ama size bir tavsiyemiz var. Cumhuriyet savcılarını bir an önce göreve davet edin. Bizi dinlemiyorsanız Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in sesine kulak verin. Ama bakıyoruz yine AK Partili milletvekilleri ekranlarda bu kişinin sözüyle nasıl harekete geçelim? Cumhurbaşkanımız gereğini yapar diye Savcılığın işini de saraya havale etmeye kalkıyorlar. Herkes bilsin ki millet patlayan kanalizasyondan ortaya saçılan pislikleri görüyor. Helalleşmek için değil, hesaplaşmak için sandığın derhal önüne gelmesini istiyor. Değerli basın mensupları, ülkemiz tek kişilik vesayet rejimi hayata geçtiğinden beri başını krizlerden kaldıramadı. Erdoğan şahsı hükümetinin yönetiminde 2018 Temmuz'undan bu yana sürekli ağırlaşan bir krizin içerisinde millet yönünü ve umudunu kaybetti. Bizler saray efradı gibi fil dişi kulelerde oturup ahkam kesmiyoruz. Devleti bilen, tecrübeli ve liyakatli kadrolarımızla Edirne'den Hakkari'ye vatandaşlarımızla beraberiz. Dertleri dinliyoruz, çözümün ne olduğunu anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Türkiye Erdoğan şahsım hükümeti elinde yönetilmiyor, savruluyor. Bu metal yorgunu yönetim vatandaşın sırtında artık her geçen gün daha da ağırlaşan bir yüktür. Ünlü yazar Zweig'in tabiriyle kavanoza kapatılmış örümcekler gibi sürekli birbirini yiyen hükümet ve ittifak ortaklarının millete verecek bir şey kalmamıştır. Bu toksik ittifak ülkemizin geleceğini zehirlemektedir. Yolunu kaybetmiş, kendi ikbali ve itibarından başka bir şey düşünmeyen kadrolar milletimizin cebini de tenceresinde boşaltıyor, döviz rezervlerimizi buharlaştırıyor, ülkemizi borca batırıyor, milletimizi faiz lobilerinin, emperyal güçlerin karşısında savunmasız bırakıyor. Sorunlarımız büyük ama çözümsüz değil. Biz Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Daha önceki krizlerde doğru ilaçla yetenekli kadrolarla ülkemizin kısa sürede ayağa ülkemizi kısa sürede ayağa kaldıran tecrübeli kadrolar bizde. Biz diyoruz ki yeni kurallarla, yeni kurumlarla ve yeni kadrolarla Türkiye sadece Ortadoğu ve Orta Asya'nın değil, Avrupa'nın da yıldızı olabilecek bir ülkedir. Biz ülkemizi yeniden düze çıkarmak, bu iktidarın milletimizden aldığı her şeyi milletimize iade etmek, geri vermek için hazırız. Saray ve şurekası hesabı ödemeden masayı devirmeye kalkmasın. Milletimizden helallik istemek için değil, hesabı ödemek için sandığı getirsin, artık vatandaşın önüne koysun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Selgin Aydın TRT Haber. Efendim anayasa çalışmaları ve güçlendirmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. CHP'nin çalışması ne durumda? Millet İttifakı ortaklarıyla, Saadet Partisi ile, İyi Parti ile bir görüşme gerçekleşecek mi? Kısa zaman içerisinde CHP kanadından bir açıklama gelecek mi? Ee, yeni anayasa çalışmalarımız tamamlandı. Bugün tartıştık. İlk parti meclisinde de ele alınacak. Tabii tüm muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde anayasa çalışmalarını yürütmesi son derece değerlidir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ee, tabii ki biz de anayasa e, değişikliğiyle ilgili e, sistem değişikliğiyle ilgili görüşlerimizi açıklayacağız. Evet. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Müsaadenizle şimdi onlara geçeceğim. İlk olarak Halk TV'nin sorusuyla başlıyorum. Halk TV'nin sorusu şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'yi ayrı tutarak Millet İttifakı'nda yer alan isimlerin, liderlerin seçim sonrası hangi görevlerde yer alacağı seçim öncesi açıklanmalı demişti. Seçmenin karşısına net bir tabloyla çıkılmalı ifadesini kullanmıştır. Bu konuda biraz daha detay verebilir misiniz? Görüşülüyor mu ya da görüşmeler hangi aşamada? Her şeyden önce bizim tabii Millet İttifakı adına konuşmamız doğru olmaz. Sayın Genel Başkanımız kendi görüşlerini e, paylaşmıştır. Millet İttifakı liderlerinin e, yönetimi art, a, yönetimde yer almasının milletimizin güvenini arttıracağını söylemiş ve temenni de bulunmuştur. Bu Sayın Genel Başkanımızın bir temennisidir. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Eski ve mevcut CHP'li milletvekilleri olası bir CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyledi. HDP'ye bakanlık verilmesi hususunda CHP'nin bakış açısı nedir? Millet ittifaklarının ortakları bellidir. Tüm kamuoyunun bildiği gibi HDP, Millet İttifakının ortağı değildir. Bunun bilinmesine rağmen bu konuların gündeme getirilmesinin hiçbir anlamı yoktur. Efendim son olarak NTV'nin sorusuyla e, bugünkü soruları tamamlamış olacağız. NTV'nin sorusu şöyle. Mecliste yapılacak SK seçimleri için AK Parti Millet İttifakı'na iki üye teklif ettiğini açıkladı. Perşembe günü karma komisyonda başlayacak seçimler için CHP'nin tutumu ne olacak? Önerilen iki üyelik kabul edilecek mi? Bizim için önemli olan yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getirecek şekilde kurumların oluşmasıdır. O makama liyakatli ve ehliyetli isimlerin getirilmesidir. Grup başkan vekillerimizin arasındaki görüşmeler bildiğim kadarıyla hala hazırda devam etmektedir. Onun için daha başka bir şey söylemeyeceğim ama görüşmeler devam ediyor.